Sen biriyle röportaj yapma şansın olsa kimle yapmak isterdin Furkan? Yani bu dönemde çok böyle psikolojik kitaplar okuyayım, oralara eğileyim, bakayım derdindeydim. Jung'la konuşmak isterdim. Onun eş zamanlılık ve kuantumlu alan bağını biraz konuşmak isterdim. Eş zamanlılık şeyi. Yani şöyle. Sen beni çok korkutmaya başladın. Yemin ediyorum tehlikeli biri değilim. Öyle olsa televizyona koyarlar mı beni? Yok yok, değilsin. Tabii canım, ki asla. Ben Mert Öner, burası Trends My Friends ve hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. Kıskançlık. Efendim, böyle üstün bir özelliğe ya da sevdiğim bir insanın başkalarının sevmesine karşı takındığımız olumsuz tutuma kıskançlık deniyor. Ben gerçekten dürüst olacağım. Ne özel hayatımda ne iş hayatımda hiç kıskanç biri olmadım. Ama bazen öyle birileriyle tanışıyorsun, arkadaşlık ediyorsun ki kendini kıskanmaktan alamıyorsun yani. Böyle içindeki o kaynayıp duruyor o kazan. Bugünkü konuğum da kıskanmadan duramadıklarımdan biri. Hayır kardeşim. Madem bu kadar yakışıklısın, tamam aldım cebime koydum. Benim de eldeki bu, yapacak bir şey yok. Üstüne niye bu kadar yeteneklisin? Hadi yakışıklısın, yeteneklisin, niye bu kadar iyi kalplisin? Hayır, yeteneklisin, yakışıklısın, iyi kalplisin. Bir de niye herkes seni bu kadar çok seviyor? Efendim, bugünkü konuğum yakışıklılığıyla, yeteneğiyle, iyi kalpliliğiyle, sempatikliğiyle Furkan Andıç! Çok teşekkürler. Benim çok yakın arkadaşlarım var. Meğer hiçbir arkadaşım değilmiş. Bana kimse böyle şeyler söylemiyor. Furkancığım, onları unut. Bundan sonra en yakın arkadaşım benim. Harika ya. Başlayalım o zaman. Evet. Sen kendini böyle görmüyor musun ya? Yani yok. Yani şöyle. Bilmiyorum, bunların hepsi çok büyük şeyler yani. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi yakışıklılığını tartışacak bir konu yok. Kendimi yakışıklı bulmuyorum diyemezsin Furkan. Abi bu şey yani olmuş yani. Denk gelmiş. Yani. Allah vergisi. Anne baba güzel öyle. Siz üç kardeşsiniz, üç aynen, erkek. Evet. Üçünüz de senin gibi mi böyle? Üçünüz de benim gibi yani. Onlar da iyiler. Onlar farklılar biraz. Renk olarak. Sarışın mavi gözlü onlar. Aa! Yani burada küçük bir aile dramı yaşamayalım. Bu konuya çok fazla gerekse. Yok, onlar biraz şey renkli gözlü falan. Farklı tipler aslında. Kime benziyorlar? Yani anneme, babama, abim. Daha sen çok. Kime benziyorsun? Ben dayıma çekmişim diyorlar, işte bak hala eşeliyorsun oraları. Girmeyelim dedim ailesi. Tamam, yok tamam. Şaka bir yana yani hep bunu çocukluğumdan beri hep teyzelerim söyler, bu renk ve göz rengi farkından dolayı. İşte seni işte sokakta bulduk falan. Travmalara bak, dur yere yani. Böyle böyle şeyler ama tabii ki sapasağlam ayaktayım. Annem babamı çok seviyorum, onların annem babam olduğunu biliyorum. Emin misin Furkan? Eminim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Sen geldiğin için daha da iyiyim. Kıskançlığıma rağmen iyiyim. Ya öyle söyleme, niye öyle söyledin? Öyle söylemeyeyim mi? Senin bir bakın, bir de bakın. Senin de harika bir enerjin var. Ne bak, o programı ben izledim. Önceden konuştuk seninle, telefonda bunların hepsini söyledim. Bu da çok güzel ve çok önemli bir şey. Sadece beni öv diye yapıyorum, anlamadın mı? Ya bu nasıl bir program ya? Herkes birbirini övüyor, harikaymış. E tatlı tatlı olsun. Aynen, ya böyle olsun diye. Nerelerdesin? Bir yıldır yoksun, iş de yapmıyorsun. Herkes özledi seni. Öyle mi? Öyledir ya. Biz özledik en azından. Tamam, geri dönüyorum sadece. Öyle naz yapıyormuş değil mi? Gideceğim ben falan diye. Yok. Dinlenmeye mi aldın ya, kendini? Evet, çok yani televizyonda iş yapmak çok yorucu. Çok yorucu yani. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak zor bir süreç. İyi de yönettiğimi düşünüyorum ama bu da can. Yani bir yerde de dinlenmek gerekiyor. Aslında biraz da eğitimimle ilgili. Zaman harcamak istedim. Hı hı. Çünkü çalış çalış çalış, evet o da bir eğitim, o da bir okul. Ama bir noktada da insanın bir kendine dönmesi gerekiyor. Çok hararetli bir süreçti. Bir yıldır da yaklaşık, belki geçti bir yılı. Çalışmıyorum, bir şeyler yazıyorum, enstrüman çalmaya başladım. Böyle şeyler üzerine biraz eğiliyorum. Saksafon. Aa, nereden çıktı? Abi o? Caz çok seviyorum ben. Bu arada böyle çalıyorum diye çalmaya çalışıyorum. Sürprizlerle dolu konuğumuz Furkan Andıç. Çalmaya çalışıyorum yani. Üç parça üzerine çalışıyorum şu an. İyi gidiyor. Keşke yanımda çalardım. Ya Burhan söyledi de. Ya bak.
Buraya niye ısrar etmedi? Şaka mı yapacaksınız arkadaşlar bunun üzerinden? Yapın. Ben söyledim zaten bu arada. Valla gerçekten alır almaz dedim ki arkadaşlar ben saksafon çalmaya başladım. Neyse şakanız yapın. Bu konuda ciddiyim ve bu iş devam edecek. Haberiniz olsun. Bir yerden sonra utanacaksınız çünkü yapmayın. Yaptılar herkes şakası. Hala devam eden oluyor. İyi yani. Onlara çok takılmıyorum. İşindeyim yani. Senin bu aslında kendi yolculuğun çok enteresan. Çünkü hani oyunculuk sonradan hayatına sürpriz bir şekilde de geliyor. Sen bayağı aslında Rusya'ya Ukrayna'ya, Ukrayna'ya gidiyorsun. Orada üniversiteye başlıyorsun. Sonra buraya geliyorsun. Hı-hı. Başka bir bölüm okurken sonra bir anda basketbol bursunla başka bir bölüme tekrar geçiyorsun. Bu senin şu animasyon yaparak başladığın hikayen çok tatlı ya. Ondan bize birazcık bahsetsene. Ya ondan çok bahsettim. Bazı arkadaşlarım da bundan utanıyorlar biliyor musunuz? Benim adıma diyor ki herkese söyleme böyle insanlara. İşte animasyon yaptığın animatörlükler. Niye söylemeyeyim canım? Benim hayatımın en eğlenceli dönemiydi. Aynen. Düşünsenize bir alan veriyorlar, bir otel. İçeri insanlar geliyor para verip. Ondan sonra sana da diyorlar ki işte burada o insanlara oyun oynatacaksın. Bazıları çok antipatik olabiliyor bu arada gerçekten. Yani şuna yok ki hadi kalk falan. Ya istemiyorsa oynamayacak. Oyun bu. İstemesi lazım zaten. Ancak o zaman keyifli oluyor. Hiç öyle bir animatör değildim bu arada. Herkesi çok severdi, keyifli. Ve bu insanlara istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Yani onların rızasıyla. Onların kanına girerek. Sen ne yaptın insanlara yani, burada? Ya neler abi. Mesela bir o işteki üstadım diyeyim. O çok uzun zaman animasyonla uğraşmış. Animatörlük yapmış. Barış isimli bir arkadaşım. Bir gün beni aldı. Yan otele götürdü. Ve üstümüzde böyle hep paçavra kıyafetler falan. Pardon mikrofonunuza dokundum. Böyle paçavra kıyafetler, yırtık pırtık falan gözlükler. Barış dedi ne yapacağız? Kör olacağız dedi diğer otelde. Neden? Para toplayacağız dedi. Bir şeylerden, misafirlerden. Abi biz gittik. Diyorum ki oğlum güvenlik vardır falan. Yok diyor merak etme. Sadece diyor bozma. Sakın diyor. Körsün diyor şu an. Bunu diyor oyna. Çocuklar bu dolandırıcılık hikayesi. Abi bayağı gittik biz yan otele. İşte bayağı değnekle falan takılıyoruz. Ve aldık da insanlardan. İnsana yardım da ettiler bu arada. Bazen yol gösteren oluyor hani burası plaj hani dışarı çıkın falan gibi biz salaktan çıkıyoruz falan güvenlik geldi. Götürüyor bizi Barış diyor ki sakın bozma sakın bozma diyor çıkıyor öyle bizi çıkardılar. Para kazanmaktan değil o işin merakı eğlencesini tatmaktan sokak değil mi? Sokak tiyatrosu gibi düşün plaj tiyatrosu gibi. Şimdi Furkan'cığım programımızın adından mütevellit evet. Trends My Friends deyince senin nasıl trendlerle aran, sosyal medyayla aran, bir şey moda olduğunda bir fenomene dönüştüğünde peşinden koşar gider misin? Ya da sosyal medyada gördüğün bu challenge'ları hemen ben de yapayım olur musun? Ya da bir şey popülerse onu merak eder misin? Instagram'ında keşfetten sürekli yeni bir şeyleri bulur musun? İşte o beni övmeyen arkadaşlarım arada sıra diyor ki ya işte şöyle bir video var falan işte oluyor gruplar var katıldığımız falan onlara atıyorlar. Oradan gülüp eğlendiğim, güldüğüm olursa bir iki tane daha bakıyorum ama asla onun içine düşemedim. İşte o hep o sokakta oynamaktan geliyor. Çünkü benim bunu görmem lazım, duymam lazım, dokunmam lazım konuşurken. O reaksiyon sana orada... Sana mesafeli mi geliyor? Evet çok. Çok zaten iyi bir sosyal medya kullanıcısı değilim. Bundan gurur duymuyorum. Evet zamanımız değişti, adapte olmak lazım falan ama o işin samimiyet kısmı da beni çok benim için bir ihtiyaç halinde yani. Seni zaten sanırım kendi döneminde ve yaşındaki meslektaşlarından en çok ayıran şeylerden bir tanesi o. Sen böyle... Bak böyle söyleyince çok yaşlı gibi oldu. Hayır kendi dönemin dedim. Yani kendi yaşıtın olan. Ben öyle duydum belki bilmiyorum. Ya da gerçekten yaşlandım. Belki. Yaşlanmadın oğlum hele benim yanımda hiç söyleme öyle bir şey. Hayır yani genç, yakışıklı, jönler arasında şöyle bir farkım var. Sen o ezberlenmiş kalıpların içinde hayatı da yaşamıyorsun. Sosyal medyanı da öyle kullanmıyorsun demek istiyorum. Ha evet. Evet. Ya yani o işte samimiyet olayı biraz bende şey. Bir de herkes o kadar çok yaptı ki zaman içinde bundan uzaklaştığımı da fark ettim. Yani o her anın fotoğrafı, her şeyin. Hmm. Ya evet güzel paylaşalım falan ama ne bileyim ya bilmiyorum. Niye bu kadar mesafe? Yani ki daha yakın bir kuşaksın. O senin kişiliğinle ilgili bir şey değil kesinlikle. Ya olabilir. Bir de bu hani gerçekten iletişimde bunları ihtiyaç halinde görüyorum. O yüzden biraz geri planda kaldım. O zaman şeydi, kaçak erinler diye bir iş çektik biz ve... Aslında çoğumuzun da seni en çok tanıdığı işte değil mi? Yanılıyor muyum? Yani o olabilir. O çoğumuz kısmı çok değişti. Bazı çoğunluğa göre başka bir iş olduğu için. Doğru. Ya o işte sadece şöyle bir şey oldu. Farklı bir konseptte iş. Nasıl ki işte bu psikolojik dramlar falan bu ara çok biraz önemli. Daha
Öyle bir şeydi. O romantik komedinin başka üç kız işte şeyle gelir falan onların maceraları değişik bir tadı vardı. O yüzden böyle bir hype olma durumu oldu. O zamanlarda bu kadar tabii ki çok şey kullanılmıyor sosyal medya aktif. Dizi yayınlandı, izliyoruz. Abi Twitter'a hayvan gibi şeyler yağıyor, yorumlar falan o bu şu. Bakıyorum iyi yazan var, aa ne güzel falan, kötü yazan neler yazmış falan, ayıp oluyorum ve bakıyorum. Giriyorum ne kim olduğu belli değil. İyi yazana bakıyorum, o da belli değil. Kim ulan bu insanlar? Ne oluyor lan burada? Dedim ki tamam abi iyi güzel de yani kalsın burada. Ben çok bakmayayım yani. Çok takılır mısın? Yani hakkında söylenen iyi şeylere de kötü şeylere de. Çok ciddiye alıyor musun? Yıllar içinde attın mı üstünden? Şöyle ciddiye alırım. Göreyim onu. Gelsin bana konuşalım. Yüzüme onu ciddiye söyle, alayım onu. Ya öyle bir yerden değil de yani ben açığım yorumu. Severim insanın gelişiminde. Bu çok önemli bir faktördür. Yani ne olduğunu sen içeriden hissetmesen bile dışarıdan güvendiğin ya da güvenmediğin birinden bir fikir çıkıyorsa o da sebepsiz değildir zaten. Bir yere dayanıyordur. Onu eşelemek orada gelişimine katkı sağlayacak bir şey. Yani nereden kötü bir şey olsa bile bunu ben nasıl verimli bir hale çevirebilirim, dönüştürebilirim tarafından bakınca o eleştiriyi de iyi kabul ediyorsun. Ama sen kimsin? Yani öyle bir yerden kimsin lan falan değil. Öyle öyle. Sen kimsin? Yani hayır bana hani nasıl neyi gördün? Hani bir şey yazmış oraya geçmiş gitmiş. Şimdi ben onu şey yapamam. Onu alamam. Bana başka donenler ya da uzun uzun yaz onu bir gerekçeleri olsun şu yüzden de. Başka bir şeyle kıyasla. Örnek ver bir şey yap. Kötü. Tamam. Okey kötü. Yani ne yapayım? Ya, Furkan senin için seçtiğimiz trendimiz ise bahane. Ne? Bahane. Bahane mi? Hiç duymadın mı? Bana ne gibi. Ama bahane. Bahane. Trendin hayır. Adı bu. Hiç duymadın mı? Hayır, hiç duymadım. Şimdi izleyeceğiz örneklerini de. Ya ben erkek adamın böyle turuncu muruncu gömlek giymesinden yana değilim abi. Bahane. Bahane. Aslında bir karşı duruş gibi. Ve ortaya çıkış, trend olmasının hikayesi çok ilginç. Nedeni de sen biraz önce sosyal medya ile ilişkini tanımlarken manipülatif bulduğundan bahsettin ya. Onunla çok bağlantılı bir hikayesi var. Ama gel ilk önce şu bahane videolarına bir gidelim. Bakalım, evet. İstediğin zaman durdurabilirsin. Üzerine sohbet muhabbet edelim. Eğlenceli videolar. Tamam. Sonra ben bu trend nasıl oluşmuş sana onu anlatacağım. Buyurun. Her anını bize bildiremezsin. Yeter artık. Bye. Anladın mı? Anladım anladım. Yani insanların hayatına karışılan büyük büyük söylenen cümleleri karşı bahane istediğimi yaparım trendi gibi bir şey. Bak bir tane daha video var daha net anlayacaksın. Çok iyi. Uyarı yapmadan ya da bir açıklama yapmadan insanları hayatından çıkaramazsın. Bahane. İkizler terazi kova yazmış bugün. Bahane. Sen içlerinden bir tanesi de değilsin ama. Yok. Anladın ama trendi değil anladım, mi? Anladım anladım anladım. Peki sen bahaneci misindir? Genel geçer kurallara karşı mısındır? Umurunda olur mu genel geçer yargılar, kurallar, böyle doğruluklar, işte buradaki gibi? Yok, çok takılmam. Sen de bahane der geçer misin? Evet, eğer oysa sebep bahane deyip geçebilirim yani. Ne en çok sinirini bozuyor? Ne kuralları sinirini bozuyor? İşte şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı. Var mı öyle genel geçer, böyle oluşmuş, içi boş ama ezberlenmiş, herkesin birbirini manipüle ettiği şeyler? Yani bir düşüneyim. Yani açıkçası hiç onlara takılmadığım için de... Hiç mi? Valla gerçekten şimdi aklıma gelmedi. Yani onunla yüzleştiğin zaman zaten onun ne kadar rahatsız edici bir şey olduğunu fark ediyorsun ya. Ya başkalarının senin hakkında ne düşündüğü ya da ya kuralları çok hiç umursamazsın. Ya çok öyle kural dışı yaşayan falan aykırı bir adam da değilim ama... Yani aslında tam anlamıyla söylediğim gibi yani. O an orada benim canımı sıkıyorsa kesinlikle umursamam ve yoluma devam ederim yani. Hiç umurumda olmaz. Ama yani işte aykırı biri olmadığım için de bazı kurallar da tabii ki... Ya genel geçer hayatı düzenleyen kurallardan bahsetmiyorum evet. Da buradaki gibi mesela. Yani şimdi biraz önce hayatında insanları çıkaramazsın. Çıkarırsın abi. Atarsın gider ne olacak yani. Bahane yani şöyle çünkü o an yani bu bir şeydir. Hayatında bulunması gerekir. Sen onun farkına vardıysan, o senin için hayatındaki şeyini tamamladıysa artık senin sorumluluğun o anlamda sadece güzel bir dille ona bunu anlatmaktır. Onun kabul etmemesi ve ısrar etmesi, hayatında kalmaya çalışması o artık onun problemidir. O yüzden bahane. Sana birisi yapıştı mı bu arada? Hayır, hayır, hayır. Canını mı sıktı? Hayır, hayır, hayır. Hayır öyle değil. Yani, ilişkilerim de genelde merhametli biri olduğum için bunu çok yaşadım. O yüzden artık bahane. Hadi devam edelim. Bir tane daha var bu videolarımızdan. Filtreli olan gelsin. Onlar eğlenceli. Onu mu sevdin? Dur. Abi ben senin küçük kardeşinim. Bahane. Ha ha ha.
Şimdi kardeş terörü. Şimdi abi aynısını soracaktım sana. Uğur, sen ortanca mısın, küçük müsün? Ben ortancayım abi. En kötü durumda sen misin? Ya evet, öyle bir durum var ama ya bu yükü de kaldırıyor ortancalar bir şekilde. Bunu yapıyorlar yani, o köprü durumu var ama bir abi olarak Baran, özür dilerim. Yaptık da şu anı gördüm ya. Evet. Yaptın mı böyle şey? Abi yok, bu kadarı değil. Bu kadarı değil. Böyle değil. Ama ilahi bir adalet olduğu da kesin. Çünkü ya şöyle durumlar oluyordu. İşte ne bileyim, Jackie Chan filmlerine bayılırım ben. Aksiyon filmlerine. İzliyoruz mesela işte abiler ve işte Burak, ben, Baran. Film bitiyor sonra. Ya bitti orada. Tamam, film bitti artık. O enerjinin senin üstünde kalmasının sebebi filmin başarılı olması. Bu kardeşini dön diye değil. Ya dönmek gibi değil de böyle hırpalamak, şakalaşmak falan. Bir de o normal yaşıtlarından bir tık daha böyle size olarak ufak bir çocuktu. Biz de komple ailecek büyük büyük insanlar olduğumuz için onu öyle bir elden ele atma gibi, hırpalama gibi bir durum var. Bir gün oynarken böyle ben işte koltuğun aşağısında kalmışım. Burak da orada itip kakıyor çocuğu. Bir oradan takla attı, düştü tak diye kafayı bir koydu benim gözüme, mosmor. Nasıl gülüyor Baran? Nasıl gülüyor? Al diyor işte, sonunda oldu falan. Bir şey de diyemedim. Öyle mor gözle okula gitti. Soruyor insanlar. Kardeşin tabii dedikodu da yayılıyor. Koskoca herif kardeşinden dayak yemiş diye. Şu kadardı yani. Yarım kadar falan dayak yedin diye dedikodu çıkmıştı. Canı sağ olsun. Abin de sana öyle davranır mıydı şakalaşmak anlamında? İşte orada bir şey yaşıyoruz. Ben 18 ay var aramızda. Tam böyle abi gibi de şey değil, arkadaş gibi biraz olunca çok takıştık. O yüzden o terör bana geçmedi. Ama ikimiz Baran'a yüklenmiş olduk bu durumda. O da iyi olmadı. Baran, senin için çok üzgünüm gerçekten. Yo, iyi iyi, şu an çok iyi. Zaten şey demeye çalışmıştım. Çocukken çok anlaşamadığın, dövüştüğün kardeşinle belli bir eşiği atladıktan sonra artık o aradaki sular duruluyor. Bir aileyi birlikte sırtlanmanın sorumluluğunu falan alıyorsun. Sen değilsin herhalde. Ne oldu? Yo, ben o sorumluluk hepimizde var da. Burak çok rahat bir adam. Abim. O tam bahaneci yani. Her şeye mi? Abi, her şeye. Her şeye. İnanılmaz bir hayat Burak için var sanki. Ama hayat da ona güzeldir, biliyorsun. Evet. Bak ben de bunun için çabalıyorum ama benimki o kadar olmuyor. Yapamıyorum. Küçükken hep benim oyuncaklarım açılırdı, kırılırdı. Onunkiler hep şey kalırdı. Bak gördün mü, travmalarım çıktı ortaya bu programda. Bizim programın böyle bir etkisi var. Her gelen konu beni psikolog zannediyor. İzledim. Gupse'yi de çıldırttı kızı orada. Ben mi çıldırttım? Evet kızım, ne yapacağım diyor programdan sonra. Neler izlettin kızı? Ben de o... Neydi? Şey... ASMR. Abi yok. O evet, gerçekten böyle şey oluyor, insanın bir rahatsız oluyorsun yani. Ama senin çocukluğun biraz zor geçmiş. Ya benim çocukluğum yani benim için değil ama arkadaşlarım ve ailem için zor geçmiş olabilir. Yaramaz mıydın? Abi çok hareketli bir adamdım yani. Çok böyle yerinde duran bir çocuk değildim. O zaman doğrusunu yapıp seni direkt basketbola vermişler. Evet, bitsin şunun enerjisi de rahat edelim gibi. Gerçekten öyle yani. İzin kağıdı yazdırıyordum okulda mesela son sene. İşte son 2-3 derse girmeden antrenmana yolluyordu beni hoca. Günde çift antrenman yapıyordum falan. Okuldakiler rahat. Orada tekrar hocaların yanındaydım. Şimdi nasıl tutuyorsun enerjini? Biraz abi, dinginleştin mi yoksa yine böyle bir şey yapmaya mecbur hissediyor musun? Tabii ki biraz dinginleşiyor insan belli bir zaman sonra ama o bir şey yapma isteği, anlık programlara hemen adapte olma olayı o artık yerleşti. Ben çok memnunum bu arada bundan. Evet, kötü bir şey değil ki canım, iyi bir şey zaten. Ya o monoton hayatın dışına çıkmak için de böyle bir enerjiye, böyle bir ritme ihtiyaç duyuyor insan zaten. Bir şeyleri düşünmeden hareket etmek her zaman kötü değildir. Evimde de oturmuyorum zaten diyorsun. Evde geziyorum diyorsun. İnsan, ya ben, evet. Ya ben, ne kadar kendi evinde oturabilirsin ki? Ben oturuyorum. Ya ama o kadar oturamazsın. Yani bir arkadaşına gidersin yani. Değişiklik olur, ona evinde ziyaret etmek falan gibi. Sen sosyal kelebeksin Furkan. Biraz öyleyim ya. Biraz değil, bayağı öylesin. Tamam, bayağı öyleyim. Yalnız başına, tek başına yapmaktan hoşlandığın bir şey yok mu? Her şeyi böyle biriyle, bir sevdiğin biriyle paylaşmak mı istiyorsun? Onu son 2,5-3 yıldır falan onu hani kendime o me time dediğimiz zamanı ayırma şeyi bende var artık. Yani onu... Pandemi olduğu içindir. Yok pandemi, şimdi herkesin yanında söyleyemiyorum ama... Benim yanımda söyleyebilirsin, rahat ol. Benim pandemi. Deniz kenarında falan var. Bu şey değil bu arada, öyle değil de yatlar matlar gibi değil. Affedersin, kıç kadar bir evde. Yani 2-3 arkadaşımla oturduk ama pandemi öyle geçti. Yani, evet. Sen zaten ölüyorsun, bitiyorsun. Deniz olsun, doğa olsun, evet. Dağ olsun, taş evet. Olsun. İstanbul'u sevmiyorum. Evet ya, her fırsat bulduğunda kaçıyorsun. Evet. Ben niye İstanbul'da yaşıyorum? İş için. Bu aralar sorduğum soru bu. Niye iş için zaten geldiğimde?
İstanbul'dayım. O yüzden niye İstanbul'un o keşmekeşini, curcunasını yaşayayım ki? Senin biraz kafan karışık olabilir mi? Hem neden? Sosyal kelebeksin, hep birileriyle iç içe olmak istiyorsun, hem de o ayrı uzak bir şey. Ama bu son zaman 2-3 yıldır dedim ya, bu artık biraz daha böyle kendime döndüm falan, enstrümanlar bilmem neler falan filan. Beni biraz böyle şey yaptı. Acaba inziva mı falan diye. Çok erken inzivaya be. Herkes aynı şeyi söylüyor ama bilemezsin. Kaçasın mı? Bir inziva yaparım, bir geri dönerim buradan, hepinizi ters takla attırırım. Öyle o niyetle gidiyormuştum inzivaya. Biraz sakinliğim de şunların aklını alayım diye İstanbul'da. Ya şundan dolayı bu arada, hayat kalitemiz çok düşük burada. Metropolde genel olarak öyle. Yani ne yediğimiz, yemek işte diyorlar ya. Benim kafamı attıran iki olay oldu. Onu ne? Anlatayım sana. Bir limon, iki muz. Nasıl ya? Şimdi sabah limonlu su içiyorum falan. Yani limonlu salatada orada burada kullanıyorsun, neyse. Söyledim bir yerden, geldi limon, kestim limon. Limon görüntüde bir sıkıntı yok. Sıktım, suyu da koydum, içtim. Meğer limonu koymamışım gibi. Anladın mı? O limonu... kadar tadı tutuyor. Evet. Burada bir attı zaten. Ulan dedim, işte çalışıyoruz, ediyoruz, ne bileyim. Bir yıldır da çalışmıyorum ama. Çalıştık, ettik zamanında. Yediğimiz limona bak. Ya orada böyle bir şey oldum. Sonra muz söyledim. Ben çok severim muzu. İşte spor yaptım bilmem ne. Sonra muz yiyeyim. Muzu açtım abi, ısırdım. Yemin ediyorum sana bak. Yemin ediyorum, salatalık gibi ses çıktı. Kart etti böyle muz. Ya dedim ki artık bu da insanlık suçudur. Bu asıl dolandırıcılık budur. İşte sonra dedim ki bunun hani artık yediğimiz yemeğe bile sirayet ettiyse bu kalitesiz yaşam şeklinde. Ben başka yerlerde yapmak lazım demek ki bu. Sen ne gırtlakçıymışsın arkadaşım ya. Kasa kasa muz yiyor değil mi evde? Hayır, ağzının tadının olmamasından şehir değiştirmeye varmak. Evet ama yani şimdi... Ama o kadar haklısın ki. Olmuyor mu abi? Gidiyorsun tatile, diyorsun ki ulan domatesmiş ya. Vallahi harika domates ya. Domates ya bu. Hayatın bu kadar şey olmamalı, anladın mı? Domatese kalmasın hayatın. Ve metropolde de buna bu kadar para vermem bir de. Orada öyle bir durum da var yani. Çok haklısın. Nereye gidelim? Canınızı sıktım burada sizin değil mi? Vallahi yani hiç bu şehirde niye yaşıyoruz olduk. Biraz daha trend diyelim o zaman. Hayır, şimdi bu trendin hikayesine gelelim. Aynen, onu anladım. Saniye'yi biliyor musun? YouTuber Saniye. Buradan gerçekten Saniye arkadaşım, seni çok seviyorum, çok takdir ediyorum. İnanılmaz içerikler üretiyorsun. Yola devam. Saniye çok genç bir arkadaş. Herhalde 18-19 yaşında ben falan Saniye'yi vardır. Ben Saniye'yi bilemiyorum. Saniye kusura bakma. Ama bundan sonra izleyeceksin çünkü çok ilgini çekeceğinden %100 eminim. Bu bahane trendi kendi kendine trend olmamış. Saniye bunu başından sonuna kadar planlayıp kendi trend haline getirmiş. Ve YouTube'da da bunun videosunu koymuş. Nasıl? Aslında şunu göstermeye çalışıyor bize. Trendlerin hepsi bir manipülasyon sonucunda olabilir, oluşabilir. Fenomenler, trendler hepsi diye Saniye kendi videosunda şunu anlatıyor. Bir kelime yaratalım ve bu kelime üzerinden bunu bir nasıl trende çevirebiliriz diye. Aslında bir nevi bir sosyal medya trendi yapıyorlar, hı hı. Furkan. Sonra bu bahaneyi buluyor bir arkadaşının aracılığıyla ve 101 tane sosyal medya kullanıcısıyla planlı olarak hareket ederek neredeyse 2 hafta içinde hem Instagram'da hem YouTube'da hem TikTok'ta bahaneyi trend haline getiriyorlar. Bununla ilgili videolar ama o kadar ciddi bir plan ki TikToker'ları seçiyorlar, onlara videolar çektiriyorlar. 101 kişi senin atıyorum fotoğrafının altına geliyor, bahane yazıyor. Birisi görüp bahane yazmaya başlıyor. Bize gösterdiği şey o kadar güzel ki buradan bir kez daha tebrik ederim canım kardeşim. Sosyal medyanın ne kadar manipülasyona açık olduğunu... Eğer bir şey üzerine emek ve mesai harcarsan istediğin her şeyi trend yapabileceğini ve sosyal medyanın gerçekliğini düşünmemize vesile oluyor. Yani böyle şeylere eyvallah. Ben de mesela bana bir arkadaşım söyledi. Muhtemelen belki çoğunuz biliyordur. Bilmeyenler için yes teori diye bir şey. Onların mottosu da konfor zonundan insanları çıkartıyor. Ve onlara yeni deneyimler sunuyor. Ha süper. Atıyorum işte ne bileyim, bak işte Bill Smith'e yazmışlar daha bunlar meşhur olmadan önce. Bungee jumping yapmak için. Düello gibi yani bluff diyorum. Challenge gibi. Aynen challenge gibi. Ve uzun süre cevap verme, sonra herif dönüyor onlara. Çok seviyor şeylerini, felsefelerini. Ve o da görüyor, arttırıyor. İşte Grand Canyon'dan helikopterle atlıyor falan. Sonra bunlar uçuyor. Acayip şeyler yapıyorlar böyle tanımadığı insan ve... O konfor zonundan çıkan insanlar, o insanlar, hı hı. Ve sonun onların yaşadıkları, deneyimledikleri şeyleri gösteriyorlar ve hepsi o kadar mutlu, o kadar yeni şeyler keşfetmiş ve
o kadar anında denk gelmiş ki o çocuklar ona, insanların hayatı değişiyor bazen. Aslında sosyal medyanın gücünü böyle şekillerde, evet, yani kullandığında... Için, şimdi bana da o an sana anlatırken bana umut verdi mesela o anlamda. Yani bu tarz şeyler için, daha verimli şeyler için, insanları daha farkında bir hale getirmek için, onların tekamül seviyelerini yükseltecek bir noktaya getirebileceksek sosyal medyayla, ben bayrak sallarım en önde. Çünkü yaptığı saniyenin o kadar güzel bir şey ki, bize kendisi de bu mecrayı içerik üreten birisi olmasına rağmen bunun içinin ne kadar dolu, ne kadar boş olduğu ve ne kadar kaygan bir zeminde olduğunu gösteriyor. Gerçekten sosyal medya iyi ki hayatımızda var. Ben hep şey diye tarif ediyorum. Hem bir lanet hem de bir lütuf gibi. Evet, yani. Sen manipülatif biri misindir? İstesen istediğin şeyi yapacak hale getirir misin? Söyle söyle. Burada bunu söylemem hoş mu peki? Hoş söyle. Olur mu? Olur. Ya evet öyleyim ama siz bunu unutabilirsiniz. Çünkü yarın öbür gün yine yanınıza geleceğim ve sizi manipüle edeceğim. Senin şöyle bir enerjin var. Sen istediğin insana amani. Kadın, erkek, yaşlı, genç fark etmez. İstediğin her şeyi yaptırabilir misin enerjin var? Abi ben şu an insanlar çok ciddi bir şey söylüyordun, ne yapayım? Yani amiyane tabirle piç enerjin var. Kötü bir şey olarak söylemedim. Anladın dediğimi değil mi? Adam bir arkadaşım. Bana hiç böyle düşünmemiştim. Lütfen. Hakaret uğrayıp gitti falan. Maalesef böyle bir durum var. Yani şöyle, evet ama asla insanları kötü bir yere ya da kendi çıkarım için bir şey değil. Yemin ediyorum onlar da eğlensin diye. Gerçekten bak. Ve oluyor da. Ve sonra o, dediğim gibi o yes olayına o yüzden o kadar tutuldum. Yani insanlar çok önemli. Sen de söyledin girmeden önce. O kadar önemli değiliz. Biz de değiliz, hayat da değil. Hiç değil. Hiç değil. Büyütülecek bir şey yok yani. Yapabilirsin ya da katılabilirsin ya da onu söyleyebilirsin. Yani neyse yani o yapacağın olan şey ya da dahil olacağın, deneyimlemekten korktuğun şey. Korkma abi, gir, yap. Ölmeyeceksin yani sonunda. Sen her şeyi denemekten açıksın. Konfor alanından çıkmaktan açıksın. Evet, kendi konfor alanından çıkıp yaptığın en büyük şey neydi? Geliyor mu aklına bir şey? Şunu yaptım abi. Ya en yakın zamanda buraya gelmek oldu. Çünkü bir yıldır hiçbir... Furkan, ben her hafta bir de sokağa çıkıyorum. Sokakta röportajlar yapıyorum. Sorular soruyorum. Şimdi onu seninle izleyelim. Gülüyorsun. Oradaki... Gülüyorsun, bir şey var. Hayır, bir şey yok, normal. Tamam, nasıl sorular merak ettim. Çok güzel sorular. Tamam. İstediğin yerde durdurabilirsin. Tamam. O soruları düşün de soruları sana da soracağım. Tamam. Okay. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Çok güzel olmuş. Adın ne? Ozan. Ozan kaç yaşındasın? 18. Ozan, ne yapıyorsun? Öğrenciyim, okuyorum. Keyfin yerinde mi? Yani aynı, keyfimiz yerinde. İclal Hanım, sizi biraz tanıyayım. Ben İclal, üniversite mezunu. Ne okudunuz? Harita kadastro, teknikerliği. Oo, bayağı da zor. Aynen. Ya benim hiç anlamayacağım şeyler yani. Ben Yaren Cılızoğlu, bilgi hukuktayım, yeni başladım. Bilgi hukuktasın. Aynen. Seve seve mi girdin? Seve seve girdim. Biriyle röportaj yapma şansın olsa, yaşayan biri olur, geçmişteki biri olur, kimi seçersin röportaj yapmak için? Kafka olabilir ya, Franz Kafka olabilir. Şahane. Ne sormak isterdin Kafka'ya? Kafka, çünkü sormak isterdim ya, bütün olayların gerçeklerini ondan dinlemek isterdim yani. Sonuçta arkadaşından aslında bütün onun hayatını öğreniyoruz, neyi yayınlayıp neyi yayınlamadığını falan, bir de ondan dinlemek isterdim herhalde. Şahane yanıt. Duralım. Bir de Z kuşağını kötülerler. Bak, gencecik kız Kafka'ya röportaj yapmak istiyormuş. Kızın gençliğine bakamadım. Neye odaklandın sen? Hayır, dinliyorum kızı. Ne yapayım? Kıza bakmadım ki. Söylediği şeyi dinliyorum yani. Çok güzel bu arada, harika. Kız da çok güzel. Ya, yemin ediyorum bakmadım ya Allah. Yaren, ben... buradan selam. Yarenciğim, hiç seni ne söylediğine ilgilendim. Harika fikirlerin. Bu da bakma sen yani. Bu artık bu olmamış yani. Şöyle. Bundan olmaz. Harika bir bakış açısı bu arada. Keşke hepsi aynı olsa. Bu arada ümitliyim de ben, öyle bir şey durumum yok. Genel itibariyle biraz hareketli ve şey bir kuşak ama. Evet, o kuşağı nedense böyle bir yandan çok övülen, çok kendisinden beklentileri yüksek olunan bir kuşak. Bir yandan da böyle sanki dünyayla, yaşadıklarımızla hiç ilgilenmeyen ve umursamayan bir bahane. Kuşakmış gibi. Bahane gibi. Bahane kuşağıymış gibi düşünülüyor. Bence değil. Evet ve yani doğru yönlendirildiği sürece aşırı bir potansiyel görüyorum. Aşırı zekiler çünkü. Hem çok zekiler, hem en sevdiğim huyları ne biliyor musun? Kendimde de olsun çok isterim. O kadar hiçbir şey umurlarında değil ki. O kadar özgürlüklerine düşkünler ki. O kadar yapmak istedikleri şeyi kimin ne düşündüğünü umursamadan takır takır yapıyorlar ki. Biz öyle değildik çünkü.
Yani evet, bir de bizim elimizde çok karmaşık bir şey yoktu yani. Top vardı. Top vurup koşuyorduk peşinden. Yani aslında şaka yapıyorum ama yani şöyle, beyinlerini kurcalayacak daha karışık şeyler var. Araştırıp öğrenebildikleri çok fazla kaynak var öğrenebilecekleri. Bundan dolayı da doğru yönlendirilmeleri çok önemli olan bir kuşak. Yani hasbelkader biz geldik, yolumuzu bulduk falan. Ama o özgürlükleri dediğin gibi bir çok önemli bir şey zaten. İkincisi de nerelere yönelmeleri gerektiği konusunda ebeveynlerinin ya da hocalarının onları yönlendirmesi. Bir içinden böyle bir eğitmen kimliği çıktı senin. Senden güzel de baba olur Furkan. Aa, nasıl ya? Hiç söylemediler mi? Ya benden babam mı olur? Oğlum ben, dünyanın en eğlenceli babası olur senden. Ben adımı unutuyorum. Ne babası? Ne babası? Çocuğu unuturuyor diyorsun. Evet abi. Yani hiç mi isteğin yok öyle? Ya şunu diyorum her zaman. Ben kimim çocuk yapacağım? Ben ne biliyorum, ne öğrendim bu hayatta, çocuğuma ne aktarabilirim? Benim bugüne kadar şu an için öğrendiklerim, bildiklerim dünyanın geleceği için, faydalı bir çocuk olması için yeterli görmüyorum. Çok daha donanımlı biri olmam lazım ki bir çocuk dünyaya getireyim ve bir faydası olsun. Yoksa... Ama çocuk proje mi? Yaparız yani. Öyle bir şey yani bu. Oğlum çocuk proje mi? Mükemmel değil. Çocuk. Hayır o anlamda değil yani. Nasıl anlatabilirim ki? Tabii ki ona sevgili ver vesaire. Yani biz de aynı şekilde büyütüldük ama dünya aynı şekilde ilerlemiyor. Hmm. Ve o anlamda mesela teknoloji anlamında çok donanımlı bir adam değilim. Yani bunu doğru şekilde ona aktarmak tabii ki isterim. Ama şu an yok abi. Elimde avucumda yok öyle bir şey. Buyurun. Kesinlikle evet. Hitler. Hitler? Evet. Ana ne sorarsın? Neden? Vallahi psikolojisini çok merak ediyorum. Onunla ilgili nasıl düşündü, neden bunu yapmak istedi, neden bunu istedi, niye savaşı çıkarttı, amacı neydi, fikri neydi? Bunları merak ederim. Ve insanların da bunu merak ettiğini düşünürüm yani. Ben de merak ederim biliyor musun? Aynen. O tarafı da anlamak lazım değil aynen mi yani? Yani şimdi herkes o adamı kötü gözüyle bakıyor ama o adam neden bunu yaptı? Bu da bir soru bak, işareti. Bak şimdi onu söyleyeyim. Şahane de bir soru işareti valla. 10 numara. Durduralım. Bunu durdurun. Bu çocuğu bulun. İmha edin bu çocuğu. Ben bir yerde şey oldum böyle. Ulan bunu şey edecek zannettim böyle. İşte onu nasıl yapar? Daha iyisi nasıl yapılır falan. Oraya gidecek gibi. Öyle bir hafif bir sempatizan durumu var yani arkadaşta. Tatlı bir herif ama başta söyledim manyak olduğunu. Kesin Karadenizli bu arada. Ama ben de Trabzonluyumdur bu arada, onu da söyleyeyim. NASA sweatshirtinden anlamadın mı? Ya burada da değil problem. O tarafta problem çıkaracak, anladın mı? Daha da beter yani. Hiç tanımadığımız komşularımıza bizi yanlış tanıtacak. Başımıza iş, ondan sonra nükleerler bilmem neler evimizde titreyeceğiz. Ama ben de merak ederdim biliyor musun? Hitler'le konuşmak isterdim yani. Abi ne konuşacağını manyakla? Ne anlatacak? Hayır şöyle anlatır tabii ki. Sana onu mantıklı bir şekilde de anlatır. Ama bir yerde sen orada takılırsın. Çünkü orada insan canı var. Hayat var orada. Onu es geçip bir plan program yapmak yani çok benlik değil abi. Anladım. Devam edelim. Herhalde ünlü ressam Rembrandt'la yapmak isterdim. Rembrandt'la? Evet. Şahane yanıt. Rembrandt'a ne sormak isterdiniz peki? Bilmiyorum ya, şu an böyle birden... Kim o şakacı? Rembrandt'la olur. Helal sana. Burada. Devam. Benim gibi röportaj yapıyorsunuz. O zaten ışık, yani resimlerinde ışık ustası olduğu için böyle düşünüyorum şimdi. Bilmiyorum ya, şu an söyleyince aklıma gelmedi ama en azından ilhamını nereden aldığını, ışık gücünü nereden getirdiğini, nereden esinlendiğini. Duralım. Ya görüyor musun, benim sevgili halkımızın sokaktaki sanatçı ruhunu, Kafka mı istersin, Rembrandt mı istersin? Faşist mi istersin, ne istersin? Hepsi var. Sen biriyle röportaj yapma şansın olsa kimle yapmak isterdin Furkan? Yani bu dönemde çok böyle psikolojik kitaplar okuyayım, oralara eğileyim, bakayım derdindeydim. Jung'la konuşmak isterdim. Onun eş zamanlılık ve kuantumlu olan bağını biraz konuşmak isterdim. Eş zamanlılık şeyi, yani şöyle... Sen beni çok korkutmaya başladın. Yemin ediyorum tehlikeli biri değilim. Öyle olsa televizyona koyarlar mı beni? Yok değil. Tabii asla. Şimdi geçelim ikinci sokak sorumuza. Buyurun. Hayatınız boyunca tek bir günün içine hapsolsanız ve hep bundan sonra o günü yaşayacak olsanız hangi günü tekrar ve tekrar yaşamak isterdiniz? Ya bunun bir tepsi vardı. İmaş aldığım gün diye. Öyle miydi? Ama yani hangi günü yaşamak isterdim tekrardan? Şu an anneliği tatmadığım için, en büyük mertebe de annelik olduğu için bu yaşamda herhalde o anı tatmak isterdim. Yani sürekli belki
O doğum anı mucizevi bir an olduğu için o anı yaşamak isterdim. Çok güzel yanıt. Umarım en yakın zamanda gönlünüzün istediği şekilde o anı da yaşarsın. Selam, seni biraz tanıyayım. Nedir adın? İsmim Muhammed, soyadım Balkaya. Kaç yaşındasın Muhammed? 20 yaşındayım efendim. Ne yapıyorsun? Okuyorum ben. Her gün yaşamak isteyeceğin bir gün. Ne oldu hayatında bugüne kadar? Kardeşimin evlendiği gün. İyiydi, evet, o gün güzeldi. Yani tekrar tekrar o günü yaşamak, o mutluluğu güzel olurdu. Çok mu eğlenmiştiniz? Evet, bayağı iyi olmuştu. Sapıtmadınız yani, mı? Yok yok. Sapıtmadım ama bayağı eğlenceliydi yani. Çok mutlu olmuştu. Ne kadar güzel, kardeşim. Şahane. Seni tanıyayım, nedir ismin? Leana. Leana, nerelisin evet, Leana? Filistin. Filistin. Evet. Hayatın boyunca tek bir günü sürekli yaşamak zorunda kalsan hangi günü seçersin? If you have to choose one day and you will live that day, what will I do? Which day you choose? Which day? Hangi günü seçersin? Friday. No, 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 no. Sorry. Durduralım. Ya İngilizce de biliyorum. Neden ona yanlış mı anlattım acaba? O ne oldu biliyor musun? Bugün hangi gün yaptın bu röportajı? Pazartesi. Çok açık değil mi? Ha, Cuma'yı gelsin istiyor. Aynen. Yani, Cuma gelsin, onun bir programı var, onun bir planı var muhtemelen. Cuma gelsin de yaralım bu dünyayı, ikiye yaralım bu dünyayı diye onu bekliyor. Tatile gelmiş zaten Furkan. Ama öyle değil. Cuma'nın havası başkadır. Sen Cuma gececisinizsindir. Ben her gececiyim. Öyle bir Cuma'sı mağası yok. Her gün, her gece bize verilmiş bir armağan, öyle değil mi arkadaş? Devrildik, buyurun. Buyurun. You have to live one day, okay, repeatedly, okay, in all your life. Uh-huh, which day you choose in your life? The happiest day or something like that? My birthday last year. Geçen seneki doğum günün. Evet, evet. Neden? Surprise. My parents made a surprise and it was really nice. Aa, ailesi evet, sürpriz evet, yapmış. Evet. Gördüğünüz gibi çok ulusluyum. Çok dilliyim. Her yerdeyim efendim. Ya yanına gittim hanımefendinin, Türkçe işte bilmiyorum, çat pat dedi. Yok dedim, yaparız olsun, çünkü istedi de yapmak. Ha güzel. Evet evet. Senin doğum günlerin nasıl geçer? Doğum günleri kutlamayı seven bir tip misindir yoksa ya? Ya bir masa kuralım, oturalım, sohbet edelim. Doğum günü de bir önceki gün kadar. İşte o gün sadece sana birazcık şey, o gün biraz daha şımarabilirsin. Ha o kadar. Yani ama işte yani zaten normalde de şımarıksan... O biraz değiştirebiliyor konuyu. Benim dememe gerek kalmadı. Yani bu soru bana gelecek mi? Bu soru sana gelecek ama doğum günün sana dedim. Mesela ben doğum günlerime bayılırım. Kendi doğum günümü kendim de kutlarım, kendime hediye de alırım. Başkalarının doğum gününe de bayılırım. Sen de o kadar özel değil. Yani evet tabii, biraz şımartılmak hoş, güzel mesela. Bu doğum günü konusunda mesela annemin bakış açısı beni çok güldürüyor. Haklı da bu arada. Neden seni kutluyorlar ki diyor mesela. Beni de kutlamaları lazım doğum günlerinde. Doğru. Evet, aslında bir yandan bakınca da öyle. Çünkü benim yapacak bir şey, ben dışarı doğru itildim. Bir şey olmadı yani. O anlamda ne bileyim, bilmiyorum, doğum günlerine öyle özel bir şeyim yok. Yani tabii ki herkesin seninle ilgilenmesi tatlı, hoş şeyler. Çok böyle özel bir gün, bir sürpriz, bir şey, bir hediye, hiç öyle bir şey oldu mu hayatında? Buğra! Aa! Ya o, ama sebebi neden biliyor musun? Hepsi o kadar güzel ki hiçbir şey hatırlamıyoruz. Ha, evet. Peki sen hayatın boyunca tek bir günü tekrar 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 yaşamak zorunda kalsan, onun o günün içine sıkışsan hangi günü seçersin Furkan? Cuma. Ya hangi günü? Ya abi çok bu tam bana soru, aslında sorulmayacak bir soru. Niye? Çünkü abi çok şey yani hepsi güzel bana. Bu pandemiden sonra dedim ya işte bir 29, hı hı, 28, 29, 30 yaş falan diye. Psikologla görüşüyorum. Kadın bana şeyi sordu. Dedi ki, geçmişte dedi, değiştirmek istediğin bir şey var mı? Olsa ne olurdu, neyi değiştirmek isterdin? Bu soru arkadaş arasında da sorulur, edilir. Ben de her seferinde de düşünürüm bu arada. Ama her seferinde de şu sonuca çıkıyor. Öyle bir versiyon yaşandı ki benim hayatımda, geri dönüp ufacık bir anı değiştirsem bu kadar iyi olabileceği konusunda şüphem var. O yüzden hiçbir şey değiştirmek istemezdim. Şahane. Ya o da öyle dedi zaten. Bu da öyle bir soru zaten. O gerçekten zaten ulaşmak istediğimiz yer burası dedi kadın da. Yani günün sonu insanlarla da bu yüzden konuşuyorum. Furkan Bey, gelmenize gerek yok. Buyurun. Sana yemin ediyorum ikinci seansından sonra çaya kahveye geldi. Biz kadınla arsa falan konuştuk. Doktor arkadaşları varmış. O evet, olmadı. Onu da başaramadım. O zaman diğer sokak sorusuna geçiyoruz. Evet. Dedik ki 90 yaşına gelmişsin. Ununu elemişsin, eleğini asmışsın. Torunun geliyor. Diyor ki
Furkan dedem, Furkan dedem. Bana bir tane öğüt verecek olsan. Adam çocuk istemiyor, adamı dede yaptın. Bir kere zaten burada bir sıkıntın, tamam. Olabilir. Hayal edeceğiz, oyunculuk evet. gibi düşün tamam. yani. Ne öğüt verirsin dedik. Bakalım sokağın yanıtlarına, sen de o sırada düşün. Buyurun. Selam Engincan. Ne yapıyorsun, kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. Trabzon'da yaşıyorum. Buraya gezmeye geldim. Ana, sevdin mi İstanbul'u? Memleketlin. Sevdim ama çok kalabalık yani yaşamayı düşünmüyorum. Memleketlin tabii ki. 90 yaşına gelmişsin. Sağlığın yerinde. Ununu elemiş, eleğini asmışsın. Torunun geliyor. Dede, dede diyor. Bana tek bir öğüt verecek olsan ne öğüdü verirsin diyor. Ne öğüdü verirsin torununa? Kimseye güvenme derim. Niye? Bana bile güvenme derim. Neden? Çünkü bu devirde yani kimseye güven olmuyor. Kime ne yapacağı belli değil. Çok mu üzdüler seni? Yani biraz abi. Sana kıyamam. Teşekkür ederim çok. Durduralım. Sana şaşıracağım bir şey söyleyeceğim. Çünkü cevabına şaşırdın arkadaşımızın. 10 kişiye sorduysak değil mi Ömer'cim? 7'si kimseye güvenme dedi. İnsanlar birbirine güvenmiyor artık. Hayır. Vallahi bak. Hayır, olur mu öyle şey? Olmamalı bence de. Evet. Ben üzüldüğüm için söylüyorum evet, yani. Evet, çok yani onun küçük bir dramı da var içinde. Gülerek anlattı ama. Ama ve bu cevabı veren yani kimseye güvenme öğüdünü verenlerin çoğu da arkadaşım gibi 19, 20, 21 çok genç kuşak. Peki GBT'lerine baktınız mı? Belki geçmişleri karanlıktı. Suçlulardır belki. Kendilerinden biliyorlardır. Olabilir abi. Yani yok, hepsi de temiz insanlara benziyor bu arada ama. Bak hiç o tarafından düşünmemiş. Kendi günahları üzerinden güvenmeyin ya kimseye falan gibi bir sen yerden. Sen güvenir misin herkese böyle? Abi deli gibi güvenirim. Manyak güvenirim. Acayip güvenirim. Şaşırırsın. Bu çocuk diye böyle dersin yani. Ya ben genelde şeydi hani hep yüzden başlarım. O ince ince düşer yani. Ha böyle geri saklamazsın kendini tabii, tabii, yani. Tabii asla asla. Öyle canın sıkılıyor mu bununla ilgili? Çok güvendiğim için başıma bunlar geldi. Yok, onlar kaybediyor. Giderler. Yani bir yamuk, bir ters bir durum olunca da yani insan her zaman şeyi bilmeli yani. Ne kadar kıymetlisin hayatta? Sence ne kadar insanlara ne veriyorsun, ne alıyorsun onlardan? Seninle beraber olmaktan, sohbet etmekten mutlular mı? Bunun birazcık farkına vardıktan sonra zaten kendin hayatın içinden kendini konumlandırıyorsun bir yere. Ben değerliyim. Evet abi, şimdi gidersen ne diyeyim yani, kalsaydın iyiydi ama sen bilirsin. Sen kaybedersin. Evet. Şimdi böyle bakınca her şey o kadar kolay oluyor ki. Çok doğru ya. Yani o yüzden yapacak bir şey yok. Eğlenceli, ya parti devam ederken partiden çıkıp gitti, şimdi ben ne yapayım sana? Ha, sen kaçırdın. Aynen, eğleniyoruz yani. Devam edelim. Tamam. Çetin Altun'da. Kaç yaşındasın Çetin? 19 yaşındayım. Ne sen yapıyorsun? Okuyorum. Ne okuyorsun? Ekibin gizli. İstanbul Aydınlaştası. Ana süpermiş ama belli. 90 yaşına gelmişsin, tamam mı? Torunun olmuş. Sana gelip diyor ki dedem, dedem, benim güzel gözlü dedem. Bana tek bir öğüt verecek olsan ne öğüt verirsin diyor. Ne öğüt verirsin? Hayatını doya doya yaşa. Bir daha gelmeyeceksin. Bak bu benden. Duralım. Senden mi bu? Hı-hı. Senin de öğüdün bu mu olur Furkan? Yani hiç öyle bir kere torunumu seviyor muyum? Seviyorsun, seviyorsun ya. Zar zor olmuş o çocuk. Çocuğunu da sevmişsin. Mükemmel de bir çocuk olmuş. Ben şey diye düşündüm. Yani evlat edindim. Siyahi ya da bir çocuk orada. Olur, o da olur. Torun, torundur. Torundur yani. Seviyorsun, çok seviyorsun. Akıllı yani, bir çocuk. İşte bu söylenen, çoğu söylenenin tersini söylerdim herhalde. İnsanlara güven. Bir tane hayatın var, bunu yaşa. Ama en önemlisi şu, hayatı yaşarken. Biz bazı şeyleri kaçırıyoruz. Bazen çok almak istiyoruz. Bazen çok vermek istiyoruz. Biz devam edelim, kalan soru cevapları da bir görelim. Tabii ki. Hayatını doya doya yaşa. Evet. Bir daha gelmeyeceksin. Şahane. Of, kimseyi umursama derdim yani, devam. Ha, şey. Tamam, devamın içine devam. Söyle Allah aşkına. Ha, kimseyi umursama mı? Kafkacı değil mi? Tamam. Gayet de tatlı bir hanımefendi. Şimdi o gözle mi bakmaya başladın? Şimdi öyle sordun, şimdi bakayım da bilgim olsun dedim. Evet, tatlı bir hanımefendi. Devam. Kimseyi umursama derdim. Hayatın dümdüz devam. Şahane. Yürü be. Şahane. Öyle bıraktı ki. Valla ama çok güzel bir yerde bıraktı. Evet. Biz herkesin kendimizle ilgili ne düşündüğünü çok umursamaktan ötürü kendimizi unutuyoruz yani. Evet. Furkan'cığım, her konuğumuza özel, onun için spesifik hazırlanmış bir karakter, kişilik testi yapıyoruz. Buyursunlar. Ama böyle, şimdi sen bu ara meraklısın psikolojiye falan bilmem ne. Öyle ciddi ciddi, Freudian falan bir test değil yani. Eğlencelik bir test. O zaman başlayalım testimize. Bakalım sonuç ne çıkacak? Buyursunlar. Sence ruhun, Furkan, hangi hayvana daha yakın? A. Yunus. B. Kedi. C. Köpek. Ne kadar ciddiye aldın. Yunus olabilir. Yunus. Neden? Eğlenceli çünkü. Herkes sever Yunusları diye. Yani evet. Yani Yunuslar da eğlenmeyi sever anlamında. Evet, oyunculardır. Oyunbazdır yani. Evet. En severek yaptığın ev işi aşağıdakilerden hangisidir? A.
süpürge yapmak, B perde takmak, C halı silkelemek. Ya birini seçmek zorunda mıyım? Evet, mecbursun artık. Oyun bu. Test. Üçünü de yapmıyorsun çünkü, değil mi? Evet, yapmıyorum yani. Sen evde hiç mi iş yapmıyorsun? Yani, hayır canım, kirlilerimi makineye yerleştiririm. Hayatım, hiç yorma kendini, kirlilerini makineye niye yerleştiriyorsun sen? Ya bir bardak falan kalsın istemem o. O kadar yani. Çok mayım durumdayım. Hiç mi? Neden öyle oldu? Üç erkek yetiştirmenin sonucunda ya, mı? Çünkü ya, annemiz bir süper anne çünkü. Her şey o ilgilendi diye. Bir yerden sonra ben gittim zaten artık. Dedim, bu ne ya dedim. Böyle, böyle hizmet, böyle şey mi olurmuş? Yalnız yaşıyorsun, nasıl idare ediyorsun? İşte yardımcı olan bir şey var öyle. Yedek anne. Yedek anne gibi, aynen aynen. Yemek de hiç yapmıyorsun. Evet ama ben evde de çok durmuyorum zaten. Dışarıda yiyorum zaten. Hayır, hep yoldayım gibi. Yumurta da mı kıramıyorsun ya? Haşlamayı tercih ederim. Neden o? Tembellikten mi yoksa lüzumsuz mu geliyorsun? Oraya harcadığın zamanı başka bir şey harcarım mı diye düşünüyorsun. Tahmin ettim. Ama bunlardan... Yani enstrümanda bir 20 dakika daha atsam mesela daha iyi verir. Ama bunlardan birini seçmek zorundasın. Nedir abi onlar? Pardon. Süpürge, perde takmak, halı silkelemek. Perde takarım herhalde. Boyun falan uzun. 1.90'sın bir şey çıkmadan takabilirsin ya. Evet, perde takmak diye. Tamam. Biz annemizin evinde eziyet oldu. Koltukların tepelerine basa basa tak. Sen tak tak takarsın. Ya şu an evet ama önceden biz de orada bir akrobasi bir şeyler vardı yani. Koltukları lan doğru tut falan. Bırak falan düşürme falan diyor. Sallama şakaları falan. Hepsini yaşadık. Da 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 dan. Birinden çok hoşlanıyorsun. Bir tanışma fırsatı yakaladın. İlk cümlen aşağıdakilerden hangisi olur Furkan? Pick up line. Buyurun. Ne? Buyurun. Aa. Siz de mi partiden sıkıldınız? Furkan ben bu arada. Mesela bu ay ne kadar fake bir şey değil mi? Tamam B. Bugün şanslı günündesin. Benimle tanışıyorsun. Ben Furkan. Oo. C. Selam, fazladan kahve var, içer misin? Adım Furkan, memnun oldum. Yani C daha ılımlı insan gibi bir cevap şey gibi geldi. Yürü gidiyoruz falan. O öyle D falan yürü bana gidiyoruz falan gibi bir şey galiba. Öyle bekliyorum. C yani daha kibarlıkla böyle. Evet. Bu seçeneklerden C'yi seçtin ama hadi bu seçenekleri umursamayalım. Gerçekten birinden hoşlansan ne yaparsın? Nasıl yaklaşırsın? Hani bir strateji kurar mısın yoksa dümdüz içinden geldiği gibi mi davranırsın? Bu yüksek sempatikliğine ve manipülatif gücüne güvenir. Yürür müsün oradan? Öncelikle şundan emin olmam lazım. Gerçekten ilgileniyor mu benimle? Çünkü öbür türlü bana bir her türlü söyleyeceğin her şey kabalık gibi gelir. Ha. Bundan emin olmam lazım. Öncelikle bir bak yani... Böyle bak bak değil de yani bir hani bir ışık yaşarız var mı? Böyle şey arkana baksana falan böyle herkes bir anda döner. Bunu başaran varsa harbi yazsın. Ben istiyorum. Kimse bunu bilelim yani. Bunu yap, ben eğitimini alalım onlardan falan. Katılıyorum. Yani ya, ben yapanı görmedim. Ben öküz gibi. Abi herkes mesela ben bundan şikayetçiyim ya. Yarın sen bana söyle Furkan baksana falan. Tak ben de dönerim. Bu durduramadığımız bir şey bu. Yani önce gerçekten konumuza dönecek olursak yani emin olmam lazım. O da benimle aynı frekansta. Bu ama safe zone gibi bir yerden değil. Çünkü bunun sonucunda ne söylersem söyleyeyim kabalık gibi gelecek gibi geliyor bana. Karşı tarafı rahatsız etmemek evet, için. Evet. O yüzden C şıkkını seçtim yani. Arkadaşlar hem yakışıklı hem de yüksek nezaketli biri yani. Vallahi. Ama kadın hassastır. Deme. Aynen. Herkes hassastır günün sonunda yani, da. Ama kadın biraz daha başka davranmakta. Öyle davranmakta. Aynen. İş, keşke herkes senin gibi bak, davransa. Salladım bile. Bak hallettin. Konuyu kapattı bile yani. Mahkeme salonunda geçen bir filmin oyuncususun. Hı-hı. Tamam mı? Hangi rolü oynamak isterdin? Avukat, şahit, suçlu. Suçlu. Harbi. Evet. Niye? Yani ayrıca kanıtlanmadı daha. Belki o süreç heyecanlı yani orada. Daha oyuncaklı mı geliyorsun? Evet, bir de orada şey olan benim. Yani orada güme gidecek olan benim yani. Sen ilgi odağı olmayı da seviyorsun. Orada suçludur ya asıl mesele. Aa, olabilir. Öyle misin? Hiç öyle düşünmedim. Yani fazla şey gürültülü bir insan değilimdir ama. Öyle değil ama hani bir ortama girdiğinde görünür olmak hoşuna gider anlamında söyledim. Aa evet, evet. Bir haksızlığa şahit oldun. İlk tepkin ne olur? A. Hemen karşı çıkar, gerekirse ortalığı birbirine katarım. B. Beni ilgilendirmez der, uzaklaşırım, işime bakarım. C. Bu durumu engellemek için akılcı bir yol düşünür ve bir daha yaşanmaması için var gücümle çalışırım. Yani şimdi haksızlıktan haksızlığa da değişir ama... Büyük bir haksızlık olsun. A gibi hadi. De olabilir yani o. Gerekirse eğer ortalığı ondan, birbirine eğer katarım. Eğer ondan eminsem tabii ki o sorun orada çözülecek. Sen haksızlığa hiç hoşlanmayan birisin.
Bütün seni tanıyan herkes de ortak buluştuğu bir yer. Bir haksızlık görsün Furkan, onu asla kimse durduramaz diye. Sevmem. Sette falan da işinde bak, de... Bak şimdi gerildim. Var mı haksızlığa? Yok yok. Şimdilik keyfimiz yerinde. Sette varsa falan da görsen anında müdahale edip değiştirmek için elinden geleni yapar mısın? Tabi yani yapmamak gibi bir şey mümkün olduğunu, benim dünyamda öyle bir şey mümkünatı yok. Çünkü olmaması da lazım. Özellikle ya bir yalnız yaşayan varlıklar değiliz. Ve beraber yaşıyorsak da bu dengeyi sağlamak gerekiyor. Çünkü otorite dediğimiz şey her zaman bu kadar yetkin ve bu kadar detaylı olmuyor, olamıyor. Gözden kaçıyor, umursamıyor. Orada umursayan bir göze ihtiyaç var. Koruyucu kollayıcı olmakla da ilgili bir şey. Yani öyle nitelendirmek istersen tabii ki öyle de. Öyle bir... Ama bu böyle bir misyonum yok hani. Misyon olarak söylemedim zaten ya. Hani haksızlıklara, haksızlığa karşı ayak direyen ve çünkü birlikte çalıştığı, birlikte hayat paylaştığı insanları böyle kanatlarının altına almak konusunda temkinli birisi olduğunu gördüğüm için söylüyorum. Öyleyim. Seni ben daha ne kadar övebilirim acaba bu programda? Tamam, buradan sonra biraz da ben övüyorum. Evet, yani bunun şimdi için söyledim şimdi. Sen her sorudan bana bir çıkarım da övdüğüm tamam. Diyorum. Sevgilimde aradığım özellik. A. Kıskanç ve tutkulu olması. B. Romantik ve sevgi dolu. Hangisine yaptın onu? Kıskanç falan. Kıskanç olmasın mı? Bir seviyede de ya olsa olsun olmaz mı? Ya olsun Mert. Bir minicik ya. Ne? Bir küçücük de olsa kendini böyle hiç mi hiç sevmezsin? Ya bunun şakası yapılır. Ha. Evet ama bunu ciddiye bindirirsen o zaman olmaz. Ya ciddiye binmekten bahsetmiyorum da minicik tatlı kıskançlıklar, onlara da mı yoksun? Bazıları olmaz. Tamam onlar. Aklı, üstüme gelmeyin. Seni kıskançlığa çok darlayan ilişkiler mi oldu hayatında? Evet, evet. Ama seni kıskanırlar normal. Ama yani... Ama güven bana diyorsun değil mi? Evet, o öyle bir şey değil ki. Çok, sen psikoloğa gitmeyi tekrar düşünüyor musun? Neden? Bilmem hani bir travmalarım var diye değil. Ya hayır hani kıskançlık olsun diye şey yani hoş değil yani. Tabii canım aynen. Yani şey, onu şimdi onu sevdiğimi göstermek için onun kalbini mi kırayım yani? Sen de yapmazsın, sana yapılmasını da mı istemezsin? Evet, evet evet. Hiç mi kıskanmazsın? Ya, böyle bir şey mümkünatı yok. Ama şu vardır. Bu senin hakkın değildir. Siz iki birey olarak bu hayatı, bu ilişkiyi yaşıyorsanız onun da bir hayatı vardır. Kıskanmayan insan zaten sevmemiştir. Buna zaten okeyim ben. Ama, ama onun hayatına müdahale edene eyleme kadar geçtiğin zaman sıkıntı. Magandasın benim gözümde. Bence de öyle vallahi. Eyleme geçtiğin zaman magandasın. Hak o hayatına elini koymuş, o gölge olmuşsundur. Ona, onun için engel olmuşsundur. O senden korkar, çekinir, bir şey yapar. Yaşayamaz hayatını senin yüzünden. Ve sevdiğin insana seviyorum falan. O, bu konuyu geçelim ya. Aşırı saçma. Yani artık kıskanmayın ya, bunu bırakın artık bir kenara. Yani. Böyle olmaz çünkü. Seviyor beni, ondan kışkanıyor. Hayır arkadaşım, senin üzerinde mobbing uyguluyor. Evet, o öyle düşünen kadın ve erkekler de. Size söylüyorum, yok öyle bir şey. Sevgi yok. Böyle bir şey değil. Aynen, beni çok seviyor, bana sahip çıkıyor. Neden? Sanki ormandayız, aslan gelip kapacak seni falan. Yani evet, bir jungle'ın içinde olduğumuz doğru. Fakat kendi başınıza da bir şey yapmanız, hareket yapmanız lazım bununla ilgili. O zaman onu hiç, o seçeneği hiç saymıyorum. Romantik ve sevgi dolu olması, C, hepsinden biraz biraz. Beni ne kadar sevdiği de beni ilgilendirmiyor. Nasıl? Ya aslında ilgilendirmemeli. Benim onu ne kadar sevdiğimi beni ilgilendirmiyor evet, diyorsun. Çünkü o sadece benimle alakalı bir şey. Ha, zaten istemiyorsa yanında durmaz. Hı hı. Beni ne kadar seviyor? Sen ne? Sen seviyor musun? Seviyorum. Devam et o zaman, yoluna bak. Tamam. Hepsinden biraz biraz diyorum o zaman. Olur mu? Şöyle bir şık ekleyebilir miyim? Ekleyelim. Yani... Ama yine bunlardan birini seçeceksin. Yapacak bir şey yok. Tamam ama eğlence, gülme, kahkaha, eğlenme, ne bileyim böyle bu da biraz bayağı önemli ya. O zaman işte hepsinden biraz birazın içinde bu da olsun. Senin tamam, de gönlünü edelim. Yani hayattan, her anından zevk alabilen, mutlu olabilen, eğlenmeyi seven birisi. Aradığım evet, özellik evet diye. Tamam, duyurunu da yaptım buradan. Numaramı da. Peki bu cevaplardan sonra Furkan Alfa mı, Sigma mı, Gamma mı, Beta mı, ne çıktı? Furkan Yunus çıktı. 24 puan üzerinden 20 puanla siz sonucu biliyorsunuz efendim. Sigma mı? Evet. Sigma. Ve şöyle açık... Sinsi dediğim ben çıktım. Ama sinsi değildi, sen yanlış söyledin. Manipülatif dedik, evet. Hayır, şöyle bak. Hazır mısın sonucuna? Savulun alfalar, kendinizi kollayın betalar, ayağınızı denk alın gamalar. Yiğitler yiğidi, Sigma erkek geliyor. Özgürlükçü. Buyursunlar. Kendini sever. İnsanların ne düşündüklerini önemsemiyor. Hatta yalnızlıktan da hoşlanıyorsun. Hükmetmek, evet, zapt etmek senin kitabında yok. Evet. Sen daha çok ikna etmeyi, manipüle etmeyi biliyorsun. Dan kaçamaz. Bir alfanın sana liderlik etmesi imkansız.
Ama eğer sen istersen herkese liderlik edip onları kontrol edebilirsin. Rekabete girmek senin için anlamsız. Evet. Senin rekabetin kendinle. Yine ben çıktım. Var. Ama eğer bir şeyi elde etmekte istiyorsan zeki, esprili ve kendinden emin şu tavırlarınla başarıya ulaşman da iş bile değil. Bu ne? Yine övüldüm dur yere. Gördün mü? Abi manyak programmış bu, her zaman geleceğim. Biz de böyle. Süper. Sigma. Teşekkür ederim. Sevdin mi sonucu? Bence sensin bu ya. Öyle bir yazmışsınız ki. Seni yazmışız. Yani. Bunu Wikipedia'ya ekleyin. Furkan Andıç'ın arkasına ekleyin bunu bu. Yeni tişörtüme bastıracağım, öyle geleceğim ya. Bir dahaki bölüm. Savunlar falan. Bir dahaki bölüme öyle gel, sana bunu yaptıralım. Gelir misin bir daha? Gelirim tabii yani. Evet değil mi ya? Böyle bir bayağıdır konuşuyoruz böyle işte program bitiyor diye böyle şeyim böyle. Evet. Biraz şeytanın bit... Oralara geliyoruz artık minik minik. Gelmeyelim mi? Hocam. Oturuyoruz ya hadi. Ama dur daha bitmedi, daha işimiz var. Tamam, okay. Şimdi bizim bir etapımız daha var. Biz ikimiz kimiz diye. Sence seninle benim şöyle yüzlerimizi falan birleştirsek kim çıkarız? Niye güldün? Buyurun. Dur buyurunu yok hemen öyle. Ne Neye güldün o kadar? Hayır öyle çok saçma şeyler. Ha. Bir sette falan. Bir, hatırlıyor musun? Bu eski bir şey galiba. Eskiden yani yapardık değil, böyle. Evet evet. Ya orada kim Nilay Milay falan. Yiğit bizim kirazcıyla falan biri oldular. Ya Allah korusun. Ya ne görseller çıkıyor arkadaşlar. Yani şok üstüne şok. Peki seni böyle birine benzetirler mi? Bir ünlüye falan, yabancı yerli falan. Yani geçen gün Tomar diye şey yaptılar. Aa. Aynen. Ama yani bir göz, dudak, mudak ya, falan. Bir şey... Senin bu dudaklarınla derdin ne olacak? Evet. Yani dertli değil ya işte. Birazcık şey, büyük o kadar. Peki Instagram'da Furkan'ın dudağı diye hesap var mı? Lütfen. Ne var biliyor musun? Ne var? Hayırsız menajer var. Vicdansız arkadaş var. Bu bana dedi ki, şey yapacağız, işte dergiye röportaj veriyoruz falan filan. Ben de şimdi anlatıyorum hayat görüşümü, mottomu, bilmem neyim falan. Bana geldi dedi ki çok dedi ciddi ciddi şeyler konuşuyorsun. İşte de keyifli olmuyor röportajlar. Pardon, ne konuşayım? İşte biraz daha böyle hani eğlenceli, hani sen ol diyor. Tamam dedim, ben de anlatıyorum. Hakan Gence. Dün okudum. Diyor ki rahat ol konuş. Zaten de deşifresi falan filan olacak. Ya deşifre geliyor da başlık. Olmuş, abi ben olmuş. Hakan'ı çok tatlı bir Hakan, selam sana ama üzdün beni açıkçası. Konuştuk, anlattık aşırı samimi falan. Hoşuma da gitti. Sonra manşet bir geldi. Söylemek ister misin? Ne? Hadi ne olur, üzülüyor, ne olur. Dur, söyle. Arkadaşlar ben 12 yıldır oyuncuyum, ben bunu yapıyorum, benim dudaklarımla niye? Şey yani bu saçmalık ya. Tamam o zaman bakalım mı biz ikimiz senle kimmişiz? Bak şimdi o manşet çıkacak zannettim. Hayır yok artık canım. Hazırladınız siz bu hazır mı? Hazır. Biz bir düşündük taşındık. Bu fotoğrafa bak. Ya, çok havalı fotoğrafım. Aynen ha havalıymış. Buyurun. Mert senden acayip seri katil olur ha. Sus. Vallahi diyorum. Ne geliyor? Ve... Ya bunu bak, bunu bir dakika. Ya bu olamaz, anladın mı? Hayır, bunu açıklığa kavuşturmak zorundayım. Sanki bunu bile bile yapmışız gibi olsun istemiyorum. Çünkü biz bunu çok önceden planlıyoruz konuğumuzla ilgili ve sen tak diye söyledin. Ve ben böyle kaldım, gördün mü nasıl kaldım? Tamam, gerçekten falan. Ama bak, ya Tom Harvey olabilmem için de sana da ihtiyacım varmış. Furkan, gel dürüst olalım. Tom Hardy olabilmem için bence bana hiç ihtiyacın yok. Ya bu kötü bir şaka, bunu biliyorum ben. Bu kötü bir şaka değil mi bu? Hayır. Bunu gerçekten önceden mi yaptınız? Evet önceden yaptık işte. Ben de o yüzden sen Tom Hardy'yle şöyle kaldım. Gözümden görmedin mi? Evet gözümden. Şöyle bak bir diye kala kaldım. Hiç fark etmedim. Tatlı İntikam diye bir iş çekiyoruz. Onun yönetmeni var Barış Erçetin. Yani çok tatlı bir adam ama şey... Bir böyle saç sakalla ilgili bir şeyler oldu. Belki aynı fotoğraf, belki değil. Oradan işte stylist çocuk işte saçla ilgilenen dedi ki abi dedi hocam dedi Furkan'ın dedi tarzı dedi Tom Hardy'ye dedi çok benziyor. Abi sen kahkahayı bir patlat. Gülüyor durduramıyoruz. Oğlum diyor ne oldu niye öyle söylüyorsun? Niye diyorum gülüyorsun? Olur mu oğlum diyor öyle şey Tom Hardy nereye sen nereye diye başladı gülmeye. Kıyama. Barış dedim bunu böyle söylemeseydin keşke yani. Sana yakıştıramamış. Evet abi durduramadık herifi. Ne diyor şimdi? Onların saçına göre Furkan'a mı yapacağız diye bir daha gülüyor falan böyle.
Barış dedim, çok ayıp bu yani. Gerçekten ayıp ve bak şöyle baktığımızda da gözün yani mavi yeşil, adamınki de bir enteresan ya, olmayabilir ama gerçekten benziyorsunuz ya. Yok artık. Oğlum ne yani? Andırıyordur falan yani adam. Yok yok vallahi adam. Bence haksızlık etmesinler. Tomardi kim diye ben delirsem. Ya savunular falan. Furkan'cığım artık sona doğru yavaştan geldi. Bir şey yapacağız sonra, bunu sohbetimizi tamam, sürdüreceğiz peş. Yani. Her şeyi de burada konuşmayalım. Bir devamı... Tabii canım. Yarın. Son her konuma aynı soruyu soruyorum. Çok böyle yüreğinden, gönlünden gelen, ilk hakkına gelen yanıtı verirsen de çok mutlu edersin. Furkan, bir şeyi değiştirme şansın olsa, bir dileğin olsa ne olurdu? Kendinle de ilgili olabilir, dünyayla da ilgili olabilir ama dünya barışı aramıyoruz. Dünya barışı aramıyorsak... ne arıyoruz? Ne arayabiliriz ki? Ha, dünya barışı güzel... arıyoruz ya. Tabii, ay ben de. Yani biraz daha anlayış diyebilirim. Bu kadar bile yeterli. Bu kadar. Gerçekten. Herkes birbirine biraz daha. Evet. Ya yani bunu böyle söylüyorum ama ben de şimdi burada peygamberliğimi ilan etmiş değilim. Ben de öyle sakin falan bir. Tabii ki sinirlenirsin. Olur bu. Ama onun insan olduğunu unutma. Git sonra konuş. Bunun bir sakinleşme süreci de var. Hep sürekli sinirli değilsin. O yüzden birazcık anlayış, nezaket. Birazcık o karşındakinin ayakkabılarını giyme durumu birazcık gerekli. Bence de öyle. Evet. Furkan, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Gerçekten bu kadar övülmedim 30 yaşıma kadar. Sanaydı bu. Bütün arkadaşların utansın be. Aynen, bugüne nasipmiş. İyi ki geldin, şahane bir sohbet oldu. Evet, ben çık gel. Yani. Olur vallahi gelirim. Tamam. Ya canım, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi çok keyifli. Vallahi çok güzeldi size. Ya. Bu kadar. Haydi, bu kadar. Lan kaç saattir konuştuk?